kuş burnunun burusun. Her on yaylada yaylada geç bir kızlar sürüsün. Her on yaylada yaylada sürüsün de fayda yok. Her on yaylada yaylada izleyicilerimiz, İzmir'deyiz. Ne yaptık? Biz başkanım yanında şöyle muhabbet için geldik. Başkanım gerçekten güzel bir etkinlik, yemek ayarlamış. Tabii yemek şahane. Buradaki birliktelik, ortamımız şahane. Muhabbeti, evet. Biz muhabbet için geldik başkanım yanına. Evet, başkanım ben çok seviyorum. Böyle muhabbetler için, etkinlikler için hep yanındayız. Kültüre çok değer veriyor kendisi. Bizde kültürün olduğu her yerde hayat yolu programı olarak zaten İzmir, Ankara, Bursa, Kars, ayağımızın tozuyla Kars'tan geldik şimdi. Ve ne yapalım? Başkanım böyle kendi ağzına bir tanıyalım. Yaptığı etkinlik hakkında bilgiler alalım. Başkanım buyurun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben İzmir, Kars, Selim, Büyük Oluklu Köy Dernek Başkanı Turan Bulut. Aynı zamanda Kars Ardahan'ıdır Federasyon Başkan Yardımcısıyım. Böyle bir etkinlikler düzenliyoruz. Her sene bizim geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Beşincisi oldu. Kültürümüzü, memleketteki kültürümüzü, değerleri buraya taşımaya çalışıyoruz. Birlik beraberliğimizi arttırmak için böyle geceler düzenliyoruz. Piknikler düzenliyoruz. Ayrıca siz de bu şeylerde katıldığınız için, emeğiniz olduğu için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki muhabbeti söylemeyelim. Sürpriz olsun. Aşıklarımız var, halk oyunları var, Evet. Var. Tabii ki aşıklarımız var, ozanlarımız var, türküler, halaylar olacak. Gece saat 12'ye kadar bizim arkadaşlar, üyelerimiz hep birlikte oynayacağız. Hep beraber bu gecenin tadını çıkaracağız. Evet, başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum ben size. Çok teşekkür ederim. Ayrıca siz de geldiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Buradan o zaman ne yapıyoruz? İzmir'den Kars'a, Büyük Oluklu'ya her tarafa selam. İzmir'den Kars'a, Büyük Oluklu'ya herkese selam olsun. Ardahan'dan Kars'a, Edirne'den Ardahan'a herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün İzmir'deyiz. İzmir'de Selim'in, Büyük Oluklu Köyü'nün gecesindeyiz. Böyle annelerimi gördüm, yanlarına geldim bir selam vermek için. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz, teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz anneciğim? Evet, burada yaşıyorum. Evet, buradayım. Bir kendinizi tanıtır mısınız şöyle kameraya bakarak? Ben Hatice Özbek. Annem bu köylü, Selim Oluklu Köyü'nden. Evet. Dayılarımın çocuklarının organize ettikleri bir yemeğe katılmak istedim. Oğlum isteyince biz de hep beraber katılalım dedik. Daha önce katılmadınız mı? İlk defa katılıyorum. İlk defa katılıyorum. Evet. Yani öyle hemşerilerimizi falan bir arada görmek değil mi maksat? Evet. Bütün Oluklu Köyü'ne selam gönderiyorum. Dayılarımın çocuklarına. Bütün tanıdığım, tanımadığım herkese selam olsun. Çok güzel bir gece düzenlemişler. İnşallah. Programımız daha yeni başlıyor. Bundan sonra da sürprizler var. Bakalım İnşallah. Neler. İnşallah. Hadi hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Takip ettiniz mi? İzlediniz mi? Yıldız NTV'de. Yılmazoğlu. Bir kere izledim. Evet, köy evet. Geziyorsunuz, evet. Ben Oya işçi, evet. İşte annem Oluklu Köyü'nden. Biz aslında Yanlışçamlıyız. Babam Yanlışçam. Yanlışçam, neresi Yanlışçam? Selim Yanlışçam. Selim Yanlışçam Köyü. Evet, Yanlışçam. Çok güzel. Annem Oluklu Köyü'nden. Dayılarım çocukları hazırladı. Ne zamandır gidiyorsunuz? Bayağı oldu, 10 yılı geçti. Evet. Hasretliğim var mı mesela? Tabii var, orada hasretliğimiz var tabii. Ben Sunal, Hakan'ın eşiyim. Devamlı buraya katılıyoruz. Memnunuz yani.
Adnan Bey'le aranız nasıl yenge? Çok iyi. Valla? Evet. Yani... Ya sen aramızı mı bozuldun? Ne yapıyorsun sen ya? Evet değerli hemşehrilerimiz, şöyle aramızda değerli bir şahibimiz var. Zeynep Yılmaz Beyefendi. Ona da güzel bir alkış gelsin. Zeynep Beyefendi. Güzel alkışlar. Can Kulay'la dinleyelim şöyle. Güzel bir alkış daha gelsin sizlerle. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Efendim bu gece herkes hoş geldi. Başkanım da çok yoğun olduğu için çok uzatmayacağım. Edirne'den Ardahan'a. Bu geceye hoş geldiniz. Selam olsun tüm dünyaya, bu geceye hoş geldiniz. Can içinde var canlarım, burun var derde dermanım. Saygıdeğer başkanlarım, bu geceye hoş geldiniz. Zeynep diyor ki canları, damarda akar kanları. Başkan aday adayları, bu geceye hoş geldiniz. Bu geceye hepiniz hoş geldiniz. 15 yıl memlekete gitmedim, köye gitmedim. Eteğinde gezdim ama yaylalar bitmiş, viran olmuş. En son karar verdim, gittim, yaya gidecektim dağ yoluyla. Dağın yamacına geldim. Yoruldum, orada bir dağlarla konuşmak istedim. Bir dağlarla derdimi anlatayım dedim. Bakalım o dağlarla nasıl konuşuyor. Geldim eteğin istediğini. Bağlar bana baktı ben de dağlar. Durdum kenarında iyice ağladım. Bağlar bana baktı ben de dağlar. Paraya yerine geldim sardım. Geldim eteğinde eğlendim durdum. Anamı, babamı, bacımı sordum, cevap veremedi. Dağlar bana baktı, ben de dağlar. Zeynel Millet'te yazıyı sordum. Ciğerimden derinsizliği sordum. Çobanı, koyunu, kuzuyu sordum. Onlar da ağladı. Dağlar bana baktı, ben de dağlar. Dağlar bana baktı, ben de dağlar. Efendim ben Allah'a ısmarladık diyeyim, çok uzatmayayım. Allah'a emanet olun. Böyle hemen ben şapkalı bir amcamı görünce yanına geldim. Ya yaşlıyım ben. Yaşlı değil adam. Canım sen gençsin de. Ama dedim şöyle muhabbetimiz güzel. Sen tanıdın mı beni abi? Abi sen Yener Yılmaz'ın oğlusun. E, ben tamam. Senin programı çok izlerim. Bir de kameraya bak. Ben senin programı çok izlerim. Bazen senin programda türküler çıkar. O türküleri yarım kesersin. Ben de zoruma gideyim. Valla o türküleri hepsini bitir. Amileciğim diyelim. Söylesinler. O söyleyen insanlar da söylesin. Evet. Akleri bizim doğulun insanlardı. Karşı. Ardahan'ın sen geziyorsun, ben seyrediyorum onu. Onları o türküler benim biraz biz gurbetçiyiz ya. Gurbette bizim zorumuza gidiyor. Ama biraz daha acılı söyleseler biz gurbet insanıyız. Biz de doğru. Tabi dertli türküler söylesinler. Tabi. Tamam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bir de seni tanıyalım abi. Abi biz de işte Kasya'nın Büyük Oğlu'nun köyünde tabii bizim her sene böyle derneğimiz var. Böyle köylerimiz, akrabalarımız, çevre köyler, Karçık'tır, Ardahan'la toplanıyor. Ben Büyük Oğlu'nun köyünden Ahmet Aras, Aşık Aras olmak lazım. Çok. Yılmaz abiyi de çok severim. Allah işini güzel razı etsin. Sen de hoş geldin. Sağ ol baba. Sen dinleyeceğiz değil mi burada şimdi? Tabii tabii inşallah. Tamam, ben Celal Hoca'nın da çırağıyım aynı zamanda. Tekrar hoş geldin. Sahnede çekeceğiz seni. Çok sağ ol abiciğim. Sağ ol. Hepiniz bu güzel ve özel gecenize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz dernek yemekleri ve çeşitli faaliyetler, hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğinizin daim olmasını diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefa verdiniz, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Bugün kendi köyümüzün derneğinin faz gecesinde sahne almak için buraya geldik. Hem geleneksel hem toplumsal anlamda birliktelik, beraberlik, eski günleri yad etme, sevgi, saygı çerçevesinde eski geleneğimizi, kültürümüzü yürütmek adına böyle günlere iştirak ediyoruz. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Halay olacak değil mi? İnsanlar oynayacaklar. Bugün buradayız. Coşkuyla, tavanla buradayız Allah'ın izniyle. Biz bunları inşallah görüntüleyeceğiz. İnşallah. İnsanlara aktaracağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Amcam dikkatimi çekti. Yakışıklı, evet. Delikanlı bir amcam. Amca bir böyle şey kaçırmadan. Bir kendini tanıt böyle. Ben Zeki Kaya. Zeki amca nasılsın? İyi misin? Emekli memur emeklisiyim. İyiyim, sağ olun. Evet.
Nasıl gidiyor amca hayat? Vallahi iyi şükür, elhamdülillah, idare ediyoruz. Annem burada mı annem? Burada. O da burada. Kalmam. Hanım da burada. Ayrı kalmışsınız. Şöyle yan yana. Ara çekemiyorlar. Gel, yok. Gelsin, gelsin. Kaz gecemiz vardı. Evet. Beraber anne gel. Bulunmak gel. Adına gel. Benim damat Levent Bey, damat. Damattır, evet. Kaz gecesine bizi çağırdı, davet etti. Bak annemi görün. Annem nasıl bakmış amcaya? Böyle delikanlı, genç delikanlı gibi hala. Amca bana bakmamış. Evet. Amca sana bakmamış değil mi? Ver mikrofonu. Amca bana bakmadı. Bakmadı mı? Yok, bakmıştı ya. Yok ya. Şimdi ne? Aranıza girmeyeyim ben öyle kötü. Ama amcam maşallah genç zamanda kim bilir nasıldı değil mi? Tabii ya. Ben evet, herhalde. Eskiden... Bak şu... Sinemacıydım ben. Sinemacı. Ege Üniversitesi'nin emekliyim. Evet. Bornova Hastanede. 25 yıl sinemada görevli yaptım ve 30 yılda hastanede gece gündüz çalıştım. Kaç yaş oldu amca şu anda? Yaş 79'a girdim. Maşallah. Ya 80 demiyoruz ama hala. Belki 80 olabilir yani. Geciz, belki 80 olabilir. Olabilir. Aynen. Köy işi bunlar. Köyde doğru dürüst şey yapan yok tabii. Peki gönül kendini hissettiğin yaş kaç yani? İçinde senin yaşı kaç? Gönlüme bakarsan çok gencim ben. 18. 20 falan 25 öyle. 15. Evet. İnsan hissettiği gencim ben. Anne senin ismin neydi? Benim ismim Senem. Senem anne. Böyle nasıl gidiyor? Yani önceden amcam sinirli birisi miydi? Nasıl birisiydi? O amca çok berbat idi ama. Amcayı sorma ki amca beni mahvetti. Yok ya. Evet. Amcanın gönlü şeffaftır. Bütün sülale etrafındadır amcanın. Bakma. Allah'ın izniyle. Ben... Amca öyle sikit oturuyor ama biraz... sen bakma yani. Durulmuş evet, biraz yani değil evet. Mi? Belli belli çok böyle dikkat ediyor. Ben... değildim bakma sen öyle dediğine bakma. Ama hala öyle belli. Ben anladım 25 yıl sinemada müdüriyetlik yapıyordum. Her kişinin kari değildi yani. Ben filmler zaten ben oynattırıyordum film. Sen ne soruyorsun amcan? O 80 o yaşlar o kadar güzel geçti ki anlatamam. Tamam sana. Gençlik de öyle. Peki ihtiyarlık başladı mı sence? İhtiyarlık. Başladı. Ha yeni başladı. Anne sen de başladın mı ihtiyarlık? Yeni işte. Daha başladı mı sende de? Ha. Başladı değil mi? Başladı. Şimdi kendimi hissediyorum. Yani neden hissediyorum biliyor musun? Ben de belimde ağrı var ya. Evet. Oturup kalkma zorluk çektiriyor. Ola deme beni bu çilede. Thank you.
destanım şarkısı ile boyucu patiye ömreliyle. Güzel destanım kaladan iptim güzel gülün alayı. Sevgili izleyicilerimiz, biz burada Büyük Oluklu Köyü'nün değil mi? Derneğin evet, gecesinde Selim Büyük Oluklu Köyü derneğindeyiz. Selim abi kendini tanıt bize önce, buyurun. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Siz de hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Biz İzmir Bayraklı'dayız. Şu anda Bayraklı Havuz Restoran'dayız. Kayder Derneğimiz Başkanı Şentürk Bey yanımızda. Kendisi aynı zamanda Bayraklı Meclis Üyemiz. Ve Kayder'in güzel yönetimi burada. Bütün abilerimiz burada. Evet. Ve her sene olduğu gibi yöresel standartımızı açarız. Kaz etimizi ye, kaz etini gör lezzetini. Evet. Bunlar Çıldır İrişli'den geliyor. Kart Selim Duygun Köyü'nden geliyor. Selim'den geliyor. Hepsi yöremizin burada derneklerin geceleri olur. Gecelerinde biz böyle stand kurarız hemşerilerimize yöresel lezzetleri tattırmak için. Ne kadar bir kaz şu anda? Fiyatını söyle abi. Bir kaz şu anda Kars'ta da aynı fiyat, bizde de aynı fiyat 1300 lira. 300 lira, sadece 300 lira. 1300 lira, 1300 lira. Ye kaz etini, gör lezzetini, evet. Kayder Başkanımız da burada. Evet, bugün bu derneğimizde çok güzel bir organizasyon yapan Torun Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Burada yine çıkışta bizim Kars yöremizin, Ardahan yöremizin ve Iğdır yöremizin ürünleri var. Bu ürünleri de marketini satan Selim kardeşime teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten de bunları arayıp da bulamadığımız ürünler. Onların da kaşarımızla, balımızla, kazımızla ve peynirimizle gerçekten çok kalite ve marka değerinde olan ürünlerimiz var. Bunları da tüm dostlarıma öneriyorum. Organik ürünler yemelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Hukuk Bey, başkanlarımla federasyon başkanı da geldi. İzmir'de hiç yapılmayan bir şey yapmak istiyoruz. Bana bir söz vermelerini istiyorum. 5-10 dernek ve federasyon bir araya geleceğiz. Çok güzel bir kaz gecesi yapacağız. Bu kazları da ben vereceğim, elimi taşın altına koyacağım. Bak, sen oluyorsun değil mi Selim Bey? Hiç sorun değil. Siz yapın, benim canımı isteyin. Zaten zaten önemli olan bu kazları bir araya getirmek. Kazlar olduktan sonra biz dernekler ve federasyon olarak her zaman yanınızda oluruz yani. Tamam, Gençlik Başkanım. Tamam, biz de o zaman federasyon olarak birleşen dernekler olarak bizler de senin yanına gelelim. Her zaman gelecek, babası da gelecek. Evet, Ufuk Yılmazoğlu zaten bizim her zaman yanımızda yani. Bu sözü burada alıyoruz. Evet. Söz veriyorum, başkan da burada. Biz de söz veriyoruz. Tamam, ben de söz veriyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ufuk Yılmaz kardeşimize de sağ olasınız. Çok sağ olun. Başkanım, siz ne söylemek istersiniz hemşehrilerimize? Program güzel geçti. Federasyonumuza bağlı bir derneğimizin etkinliğindeyiz. Gerçekten güzel bir birliğimiz var İzmir'de. Allah birliğimizi bozmasın. Bu birliğimizin içerisine de Ufuk Yılmazoğlu da dahil oldu. Gerçekten her türlü, her yıl, her sene bizim etkinliklerimizde bizim yanımızdadır. Sizi seviyoruz, size değer veriyoruz. Bizim için bir değersiniz, bizim için bir idolsunuz. Teşekkür ederim. İyi yoktur. Dedim ki maksat değil. Maksat nedir? Muhabbettir. Muhabbet dedim, böyle şahane hale getirenler kimler? Sizler. Biz de onun için buradayız. Kültür etkisi. Kültürün olduğu yerde biz varız. Ne yapıyoruz? İzmir'den Selim Büyük Oluklu Köyü'nden herkese selam gönderiyoruz. Doğru mu abiciğim? Selam. Peki, o zaman selamlar olsun. Buyurun. Bir sloganımız var. Bunu da söyleriz. Evet. Selimliyiz, alemde tekiz. Çok güzel. Bir de ama kazları unutmayacaksın. Kazla ilgili bir slogan daha var. Kazlarla ye kaz etini, gör lezzetini. Bunun sözünü aldık zaten. Tamam, sözü aldık. Sizlere nezdinde aldık yani. Tamam, beraber. Yayın da çekti, yok. Televizyonda yayınlandı, bitti. Tamam. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olalım her zaman baştan, olalım her zaman baştan, temel tuturur taştan, bütün örnek duran baştan, gecemize hoş geldiler.
sizler için olan hasta. Selam olsun eşe dostlar, güzel dostlar hoş geldin. Bizler sizden gururluyuz, biz sizinle gururluyuz. Siz varsanız biz de varız, bak hepimiz bir yerdeyiz. Gecemize hoş geldiler, bak hepimiz bir yerdeyiz. Gecemize hoş geldiler. Sevgili izleyicimiz, program devam ederken böyle abilerimizi, hemşerilerimizi, dostlarımızı gördük ve bakalım nasıl, nereden gelmişler, programla ilgili düşüncelerini alalım. Ne söylemek isterler? Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? Ben Bülent Sevinç, Buca'da oturuyorum. Evet. Öncelikle dernek başkanlarımızın yapmış olduğu bu güzel organizasyon için hepsine çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon. Her sene katılıyoruz biz de. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar. Bizim de Erdal Sevinç. Sevinçler adına geldik buraya. Şu güzel organizasyonda da bulunmak istedik. Geleneksel olarak da her sene yapılan bir organizasyon olduğu için de devamlı buraya geliyoruz zaten. Mutluyuz. Bütün herkese teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese. Başkanım, yavaş yavaş programın sonuna geldi değil mi bu arada? Evet evet. Yavaş biz yavaş. Biz tekrar size çok teşekkür ederiz. Bu kadar güzel birlikteliği bir araya getirdiniz. Biz teşekkür ettik. Sağ ol. Elinize kolunuza sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta federasyon başkanım olmak sağ üzere. Olasın, çok biz sağ de maddi manevi desteğiyle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Başkanım çok güzel halay çekti ama sizi görmedim fazla oynadı. Yok. Beraber çektik ama bırakmadı. Başkanım güzel çekiyor değil mi halay? Çok sağ olun. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olasın. Kar satışları oldu mu? Kar satışları. Valla bu geceyi organize ettiği için Turan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir gece oldu. Tabii ki bizim amacımız burada bir şey kazanmak değil. Yöremizin lezzetlerini tanıtmak. Tabii ki satışlarımız da güzeldi. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımıza, evet. Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ali Sevinç ben. Güzel bir organizasyondu. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok sağ olun varım. Çok teşekkür ederim. Benim isim de Mehmet Sevinç. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon yapmış. Emeğine, yüreğine sağlık. Tüm kasları buraya topladı. Ben size teşekkür ederim. Bingöl'de dağ içinde ah deli deli destane. Gülü var var içinde ah deli deli destane. Ah Bingöl saklasın ey deli deli destane. Bir yarım var içinde ah deli deli destane. Ah deli deli Bingöl'de kızlar varmış, deli deli destane.